Herkese iyi akşamlar. Evet, hazırsak eğer, hocam buyurun önce bir değerlendirmeyle başlayalım. Bu maç öncesi tabii ki stadyumumuzda bu hazırlık maçı da oynamayı istedik. Yani ben sezon başı da bunu Kasımpaşa maçıyla özellikle istediğim bir şeydi. Stadda, seyirci atmosferinde iyi takımlara karşı gerçekten yani lig kalitesinde bir maç olsun istiyordum. Bugün de bu ortaya çıktı. Öncelikle bize bugün gelip burada destek veren taraftarımıza, bu maça gerçekten renk katan ve bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bir hazırlık maçı olsa da iyi bir sayı, çok önemli bir sayıyla maçı seyrettiler ve destek verdiler. Bunun için teşekkür etmek istiyorum. Genel olarak güzel bir oyun oldu. İstanbulspor'da oyun olarak iyi işler yaptı ve kalite, oyunun kalitesi hem fiziksel anlamda hem futbol anlamında kaliteli maç oldu. Çok fazla gol pozisyonuna girdik bir kere. Yani iki gol attık ama belki yani 7-8 tane çok net gol pozisyonundan da yararlanamadık. Bunları da attığımızda tabii ki bizim için önemli olacak. Bu maçın tabii ki bizim için önemli yerlerinden biri hem Juan Mata'nın hem Mauro Icardi'nin, yeni gelen iki tane önemli oyuncumuzun bir maç görmesiydi. Onun dışında Micho gibi, Leo Dubois gibi sakatlık sonrası çok uzun süre bulamamış oyuncular. Birçok oyuncumuzu sayabilirim ama bunlar bizim için önemliydi. Bugün önemli süre aldılar. Akademimizden çok fazla oyuncu oynattık. Bu tabii ki bugün için en büyük mutluluğumuz. Hem ilk 11'de başladı hem devam edenler, en son girenler. Bugün geneline baktığımızda bizim için güzel bir karşılaşma oldu. Sakatlık olmadan tamamladık. Kazanarak da tamamladık. Çünkü hazırlık maçı olsa da Galatasaray formasıyla çıktığımız her maç bizim için önemli. Kazanarak da tamamladığımız için sevinçliyiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sorusu olan var mı? Tibet Bey, mikrofonu beklerseniz sevinirim. Tibet Töre TRT Spor. Hocam tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet, yani hazırlık maçı da olsa tabii ki galibiyetler önemlidir. Şu ana kadar oynanan neredeyse tüm maçlarda Galatasaray'ın her zaman maça tempolu ve baskılı başladığını gördük. İlk 10 dakika, 20 dakika. Sonrasında bir düşüş gözlemledim açıkçası. Bunun sizce sebebi nedir? Nasıl bunun önüne geçmeyi planlıyorsunuz? Vallahi hangi düşüşü söylüyorsun anlamadım çok. İlk 20 dakika. Evet. Evet. Yani tabii ki 90 dakikayı full oyunu domine ederek götürmeniz zor. Aynı tempoda götürmeniz zor. Maça başlangıç tabii rakibin oradaki oyun ve taktiksel olarak değişikleri, oyuna başlamaları. Ama bu süreç içerisinde yani ilk yarının genelinde baktığımızda belki 5-6'dan çok net gol pozisyonuna girdik. Bir takım için de çok 45 dakikada 5-6 pozisyon çok yeterli aslında. Çok bir düşüş olduğunu oyun içerisinde düşünmüyorum ama oyun dengelendiğinde tabii ki rakibin de oynama şansı olduğunda iyi işler yaptığını düşünüyorum. Maçın genelinde istediğimiz gibi gitti. Yani objektif olarak baktığımda da yani belki 7-8 tane çok net gol pozisyonu rakibinde girdiği pozisyonlar oldu. Ama bir hazırlık maçı için iyi bir tempoydu, iyi işler yaptılar. Maçın genelinde hep üstün olan taraftık. Yani maçın sonuna kadar da hani yeni uzun süredir oynamayan oyuncular olmasına rağmen maçı yine doğru bir şekilde oynadılar. O yüzden iyi bir maç oldu bizim için. Kaya Bey. Kaya Temel, Deliç Posası. Hocam Fanaalt üzerinden soru sormak istiyorum. Bugün sol açıkta denediniz kendisini. Lig maçlarında bu bölgede bir rotasyon bulacak mı? Yani gidecek misiniz rotasyona ve performansını nasıl buluyorsunuz evet. Fanaalt'ın? Şöyle tabii ki bugün kanatta çok fazla alternatifimiz yoktu. O yüzden Patrik'i orada oynattık. Yani ligde bunu düşünmüyoruz. Düşündüğümüz bir şey değil aslında ama bugün kanat alternatifimiz olmadığı için yani orada Beknaz vardı. Beknaz da biliyorsunuz yabancı statüsünde de bizim kadromuzda şu anda yer alamıyor. Yani Beknaz bizde oynayabilecek statüde değil. Yabancı sayısı ve kendilik ve millilik sayısından dolayı da U21-6 yaş grubuna girmiyordu. Belki Ocak ayından sonra buna girebilir. Yani şu an Beknaz bizim kadro içerimizde oynayamayacağı bir oyuncu olduğu için onu devrede aldık. Fatri'yi orada oynattık. Ama dediğim gibi yani biz sadece bu maç için bir 11 çıkartmak zorundaydık. Bu yüzden düşündük. Özellikle yani Patrik'le ilgili bir denememiz olmadı.
Başka soru var mı? Cenk Bey. Cenk Çınar, Aydınlık Gazetesi. Hocam siz de bahsettiniz. Çok gol pozisyonuna giriyorsunuz ama bir türlü istenilen gole ulaşamıyorsunuz. Bunu nasıl çözmeyi planlıyorsunuz hocam? 3 tane elinizde alternatif var. Icardi, Seferovic evet. ve Gomis. Yok tabii ki bu önemli olan burada pozisyona girmek. İşte goller geliyor. Belki ucu ucuna olsa da goller geliyor. Bu bitiriciliğimizi arttırmamız gerekiyor. Bunun için de yani tabii ki hep bu haftada çalıştık. Özellikle Icardi ile Mata ile çalıştık. Diğer oyuncularla çalıştık. Hücum anlamında yani üretkenliğimiz yerinde. Ama bazen o topu içeri atamıyorsun. Bazen de çok fazla bir şekilde her gelini atma şansınız da oluyor. O yüzden devam edeceğiz çalışmaya. Yani dediğim gibi önemli olan üretmek, pozisyon yakalamak. Yani bugün bunu çok fazla yakaladık. Bundan sonraki içeri atmayı da biraz daha doğru bir şekilde yapacaklarına inanıyorum. Son iki soru arkadaşlar. Buyurun. Mustafa Göksel, Yeni Şafak Spor. Hocam biraz futbol dışı olacak belki. Saha Tabii. dışı olacak. Son zamanlarda teknik heyete katkıda bulunması adına birçok isim geçiyor. Arda Turan da bunlardan bir tanesi. Bu iddialarla ilgili ne söylersiniz? Yakın zamanda futbola veda etti. Hı. Futbola vedası ile ilgili de belki bir şeyler söylemek evet. istersiniz. Ya tabii ki Arda bizim için çok değerli, yani benim için ilk oynadığı zaman beraber oynadık, ondan sonraki dönem yani Türk futbolu için çok önemli, çok değerli bir isim. Yani Galatasaray'ın kapıları her zaman Arda için açıktır öncelikle. Arda'nın da tabii ki futbol sonrası bu özellikle hangi konuda futbolun içerisinde olacağına tabii ki kendi bu anlamda karar verecek. Bununla ilgili tabii ki kendini geliştirecektir. Kendine tabii ki önemli bir şekilde yatırım yapacaktır. Geleceğine yatırım yapacaktır. Dediğim gibi hem bizim hem Galatasaray tabii ki Arda bizim için önemli. Her zaman Arda'ya kapımız açık ama şu anda böyle bir şeyimiz olmadı. Ama dediğim gibi yani hem benim için hem Galatasaray için Arda çok önemli değil, özeldir. Yani Galatasaray için de çok büyük emek verdi. Galatasaray için çok önemli şeyler yaptı. Ona her zaman Galatasaray'ın kapısı açıktır tabii ki. Son soru buyurun. Tayfun Akkaya, Bein Sports. Hocam bugün Michu ve Juan Mata'nın performansları çok iyiydi. Hatta Juan Mata'nın 10 numara pozisyonunda ara pasları takımı hareketlendirdi. Evet. Bu ileriki haftalarda ya da önümüzdeki Adana Spor, Adana Demirspor maçında farklı bir formasyona dönebilir misiniz? Yani Michu İlk 11'e gelebilir mi, yani girebilir mi? Juan Mata değil ama Michu gelebilir mi? Evet, yani şu anda bugün oynayan herkes ilk 11'in içine girebilir. Bunu söylemem gerekiyor. Tabii ki bununla ilgili karar vereceğiz. Milli takımdan dönecek oyuncularımız gelecek. Ondan sonra maçla ilgili kararımızı vereceğiz ama bugün de gösterdi ki bütün oyuncularımız hazır ve oynamak için bekliyorlar. Biz de bununla ilgili en doğru kararı vermeye çalışacağız. Herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür İyi akşamlar. Ederim. İyi akşamlar.